Gerçekten arkasında çok emek olan organizasyonda konuşma fırsatı buldum. İlk önce Türkiye Kliniklerine, sonra da rekorda İlaç'a çok teşekkür ediyorum. Bu harika organizasyonun ismi önce insan olmak. Ama benim konuşmamın ismi doktorluktan kaçış yok. Belki biraz ters gözüküyor ama paylaşayım neden olduğunu. Şimdi tıp fakültesine girdim. Okumak çok keyifliydi, hakikaten çok güzeldi. Mezun olduktan sonra soru işaretlerim olmaya başladı. Girmeden önce bana dediler ki ya İzzet bak zor bir yolculuktur bu. Emin misin dediler? Dedim ki ya size zor gelmiş olabilir. Ama bana zor gelmez dedim. Hakikaten çok zor geldi. Sonra dediler ki ya oğlum bak uzun bir yolculuktur bu. Yani yapabilecek misin? Ya dedim size öyle gelmiş ya. Siz beni daha tanımıyorsunuz. Bu camia beni tanıyacak dedim hakikaten çok zor geldi ve uzun geldi. Ben birazcık kolay yolu seçtim ve hekimlik yapmamaya karar verdim. O yüzden hekimlik mesleğini icra edenlere büyük bir saygım var. Çünkü hem nasıl hekim olunduğunu biliyorum, ne zorluk, ne zor şartlarda hekim olunduğunu biliyorum. Hem de bu mesleği icra ederken hangi zorluklarda, hangi ortamlarda çalıştığını biliyorum. Hekimliği bırakmaya karar verdim. İlaç sektörüne girdim. Yaklaşık 6-7 sene orada deneyimim oldu. Evet, hekimlikten kaçtım ama hekimlerle iç içe bir ortamın içinde buldum kendimi. Hem bu salonda oturan, hem bu sahneye çıkacak olan, hem de daha bir sürü çok değerli hekimle tanıştım. İlaç sektöründen sonra da kendimi aramaya karar verdim. Hayattan keyif almıyordum. Mutsuzdum, öfkeliydim korku doluydum ve bunun için bir çözüm arıyordum. Böyle durumlar yaşadığı zaman insan dışarıdan bir el bekliyor. Biri gelse de çıkarsa beni şuradan diyor. Ama durum bizim içsel huzurumuz olunca aslında bize bizden yardım edecek başka hiç kimse yok. Ama ne oluyor? İnsan bazen kendisiyle savaşıyor. Kendisini düşman belliyor. Öfkeli olabiliyor kendine. Bu öfke nedeniyle hayata ve kendine güveni aşağılara düşmeye başlıyor. Bu güvensizlik nedeniyle korku ve kaygı hissedebiliyor. Savaşmak çok yorucu bir enerjidir. Hele ki kazanma şansınız yoksa. Çünkü rakip diye bellediğiniz kişi size sizden daha iyi tanıyan, üç hamle sonranızı bilen bir kişi. Kiminle neyin savaşına giriyorsun? Hayır başka bir şey daha var. Diyelim ki kazandım bu savaş. Sevinebilecek misin? Kutlayabilecek misin kendini yendin diye? Yine sen zarar görmüş olacaksın. Ben de bundan oldukça sıkıldım ve dedim ki tamam. Madem savaşınca yenemiyorum o zaman uzlaşacağım kendimle. İçime döndüm ve onu tanımak için yola çıktım. Şimdi diyelim ki bir davete gittiniz ve salonda hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Nasıl hissederiz? Biraz çekingen, biraz sıkılmış, belki biraz gergin. Ait hissedemeyiz oraya. Ama aynı kişilerle bir başka davete gidersek artık birazcık daha sohbet etmeye başlarız. Samimiyet kurulur. Bir sonraki davette daha da samimi oluruz. Belki arkadaş oluruz, belki de onları anlamaya başlarız. Aslında kişinin kendisiyle olan iletişimi de aynı bu şekilde. Çünkü biz kendi içimize ne kadar dönersek, kendimizle ne kadar vakit geçirirsek, orada kendimizle ne kadar sohbet edersek, kendimizle arkadaş olma ve kendimizi anlama ihtimalimiz o kadar artar. Kendi içime döndüğümde şunu fark ettim. Evet, doktorluktan kaçış yok. Çünkü insanın kendisiyle olan ilişkisi aslında aynı bir doktor hasta ilişkisi gibi. Kapısını çaldım. Bekliyordum ki yorgun, bitkin, yara bere içinde karşılayacak beni. Ama dimdik ayakta duruyordum. Sonra fark ettim ki asıl yara bere içinde olan benim. Asıl yorgun düşmüş benim. Şimdi bir hasta doktorun kapısından içeri girdiğinde doktor şu soruyu sorar. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kendim de bana bu soruyu sordu. Sana nasıl yardımcı olabilirim dedi. Belki de ben bu soruyu birçok kişiye sormuştum. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Herkese yardım etmek için sıraya girmiştim. Ama en çok ihtiyacı olan en yakınımdaki kişiyi atlamıştım. Yani kendimi. Bana soruyu sordu. Dedim ki çok yoruldum artık. Senle savaşmak istemiyorum. Bitirelim bu savaşı çünkü birbirimize zarar veriyoruz. Daha sonra hekim durumu daha ayrıntılandırabilmek için kendisi hastaya başka sorular sorar. Mesela hastanın bir ağrısı varsa der ki bu ağrı ne zamanları oluyor? Ne kadardır var? Herhangi bir pozisyonda artıyor mu? Azalıyor mu? Günün herhangi bir saat, saatinde artıyor mu gibi ayrıntılar almak için hastaya soru sorar. Kendim de bana sordu. Bu savaş ne kadardır devam ediyor dedi. Durdum. Tam bir cevap veremedim. Çünkü ne kadardır devam ettiğini çıkartamadım. Çünkü ben kendimi bildim bileli aslında bu savaşın içindeydim. Peki bunun için bir tedavi alıyor musun dedi? Biraz utandım. Çünkü ben hiçbir şey yapmamıştım bunun için. Kendimi bildi bildiğimden beri bu savaşın içindeydim ama bunun için hiçbir adım atmamıştım. Daha sonra hekim yeterli bilgiyi aldıktan sonra muayene kısmına geçer. Bazen elleriyle hassasiyet var mı diye ağrı noktasına basar. Bazen steteskopla hastanın kalbini veya akciğerlerini dinler. Bazen de hastayı yönlendirerek bazı hareketler yapmasını ister. Kendim de bana dedi ki, düşün dedi. Gözlerini kapa ve düşün. Bakalım yorgunluğun artacak mı, bitkinliğin artacak mı dedi. Gözlerimi kapadım. Evet dedim, çok yorgun hissediyorum. Ve yaralarımı daha derin hissetmeye başladım dedim. Daha sonra hekim Aklındaki e, teşhisi teyit etmek için bazı laboratuvar ve görüntüleme e, tetkikleri ister. Kendim de bana dedi ki, seni üzen, korkutan, öfkelendiren şeylerin listesini yap dedi. Listesini yapabil ki kendini daha net gör dedi. Ben de bu listeyi yaptım. Sonra birlikte bakmaya başladık. Kendim dedi ki, tam tahmin ettiğim gibi. Sen de farkındalık eksikliği var dedi. Ne dedim? Farkındalık eksikliği mi? Nasıl bir şey bu? Demir eksikliği gibi falan bir şey mi? Tedavisi var mı dedim. Merak etme var dedi. Ben bu işin uzmanıyım dedi. Peki nedir bunun tedavisi dedim. Aklı daha fazla kullanmak dedi. Ha dedim tamam o zaman. Tam benim işim. Ben çok akıllı bir adamım dedim. Dedi ki böyle söylediğine göre pek de akıllı değilsin dedi. Peki nedir dedim bu akıl? Senin var olmanı sağlayan akıl dedi. Algılamanı sağlayan akıl dedi. Hissetmeni sağlayan akıl dedi. Duygularının oluşmasına izin veren akıl dedi. Aklı kullanmadığımız zaman farkındalık eksikliği oluyormuş. Ben pek bilmiyorum. Galiba gerçekten de sandığım kadar akıllı bir adam değilim. Çünkü aklı kullanmadığımız zaman algımız kısıtlı olacağı için Olayları çok daha dar bir şekilde değerlendiriyoruz. Ve olayları dar bir şekilde değerlendirdiğimizde de bunların sonucunda oluşan duygular da gerçek olmuyor. Hatta tam tersine duygular öyle büyük geliyor ki bizi ele geçirmeye başlıyor. Sürekli sordum kendime. Kendim de bana sürekli cevap verdi. Ama eskisi gibi değil. Savaşarak değil sakinlikle uzlaşarak tabii ki her duyduğum cevap beni mutlu etmedi. Bazen canımı oldukça fazla acıttı. Ama aynı bu bir hastanın ameliyata girmesi gibi. Çünkü ameliyattan sonra iyileşme döneminde hasta acı çekmeye başlar ama bilir ki o acıyı çekmesine rağmen bir süre sonra iyi hissedecek. Benim sürecimde aynı bu şekilde oldu. Evet bazen sorduğum sorulara aldığım cevaplar canımı yaktı ama biliyordum ki iyi olacağım. Bu süreçte en çok bakış açısı çalıştık. Çünkü bazen dar bir bakış açısıyla bakıyoruz ve olayı doğru değerlendiremiyoruz. Bakış açımızı genişletmek durumundayız. Bunun içinde belki de en sağlıklı soru kendimize şunu sormak. Ya sandığım gibi değilse olayları öyle bir algılıyoruz, öyle bir değerlendiriyoruz ki tek doğrunun kendimizin olduğu gibi bir yanılgıya düşüyoruz. Ama ya sandığımız gibi değilse o zaman işte olayı daha olduğu gibi görebilme şansımız var. Olayı daha olduğu gibi görebilmek için de kendimize ihtiyaç var. Benim kendimle ilgili aslında üç tane seçeneğim var. Ya kendimin bazı yanlarını görmezden geleceğim ve onları arkamda bırakacağım. Fakat bu yolculukta giderken onlar da bana kendilerini göstermek için paçalarıma dolanacak, tişörtümden çekecek. Zaten az enerjim var yola devam etmek için, bir de enerjimi onlara harcayacağım. Ya kendimi önüme alacağım, onu düşman olarak göreceğim. Zaten bir sürü şeyle savaşırken bir de kendimle savaşacağım. Ya da kendimi yanıma alacağım ve bu yolculuğu hep birlikte yürüyeceğiz. Öfkeli izzeti de yanıma alacağım, sevgi dolu izzeti de, şefkatli izzeti de yanıma alacağım, korku dolu izzeti de. Aslında hepsinin ben olduğunu anlayarak, aslında hepsinin sadece bir duygu olduğunu ve bunları hissetmemin normal olduğunu anlayarak. Ya peki kendime yanıma aldım. Ama bir de dış şartlar var. Benim elimde olmayan Şimdi bir teknede olduğunuzu düşünün. Güneş tepede. Hava tertemiz, deniz dümdüz. Harika vakit geçiriyoruz. Ama birden hava kararmaya başlıyor. Uzaktan siyah bulutlar görüyorsunuz. Ya keyfim yerindeydi, gelmesin istiyorsunuz. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Rüzgar esmeye başlıyor. Deniz hafiften dalgalanmaya başlıyor. Artık bulutlar tepenizde, yağmur var, fırtına var ve denizde azgın dalgalar var. Şimdi benim üç tane seçeneğim var. Ya teknenin başına geçeceğim, hava ile kavga edeceğim, diyeceğim ki ya hava, niye bozdun ya? Benim keyfim yerindeydi. Ya kamarama gireceğim, oturup ağlayacağım. Ya da o dümenin başına geçeceğim. Ve bu sadece bir tercih. Çünkü hava şartlarını kontrol etmek bizim elimizde değil. Ama hava bozulduğunda dümenin başına geçmek işte bu bizim elimizde. Ve bu dümenin başına geçebilmek için de kendime ihtiyacım var. Konuşmanın başında o söylediğim gibi doktorluktan kaçış yok. Çünkü aradığımız derman yine ve sadece kendimizde. Teşekkürler.